Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcast serimi hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum sanatçı İnce Eviner. Hoş geldiniz İnce Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Venedik Biennale dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden biri. Çok önemli. 58. Uluslararası Sanat Sergisi de İstanbul Kültür Sanat Vakfı... ...yani bildiğimiz daha kısaltılmış ismiyle İKSV koordinasyonunda yapılıyor. Ve Arsenale'de de yer alan Türkiye pavyonunda Türkiye'yi bu yıl İnce Eviner temsil ediyor. Festivallerin, böyle biennallerin e, belirli temaları oluyor. Bu yılki Venedik Biennali'nin de tuhaf zamanlarda yaşayasın gibi bir e, genel konsepti var. Bu konseptle ülkeler ve sanatçılar çağrılıyorlar... Ee, İnce Hanım da e, kendi işine temel olarak e, bir metinden bahsediyor. Bir basın de okudum, hani uçakta bunu okuyorum ve dedim ki bu tam aradığımız şey nasıl olunuru yapma nedenim belki de benim ee, böyle bir metin. Ee, Hana Arendt'in biz mülteciler metni 1943 yılında yazmış ama bugüne de tamamen uyarlayabiliriz. Hafif ondan bahsedeceğim. Evimizi kaybettik. Yani günlük yaşamın aşinalığını. işimizi kaybettik. Yani bu dünyada bir işe yaradığımıza dair inancı. Dilimizi kaybettik. Yani tepkilerin doğallığını, jestlerin sadeliğini ve duyguları olduğu gibi ifade etmeyi. Evi nerede? Bu cümlelerden hareketle muhteşem bir iş çıkarmıştı orada. Ve bunun üstüne konuşalım istedim. Bir, nasıl sanatçı olunur? Gençler nasıl bir yol alsınlar? Ve bugünle sanatla e, yola çıkarak nasıl baş ederiz? <laughs> İlk sorudan başlayayım mı? Tamam. Ee, kendi hikayem şöyle başladı. Ee, çok küçüktüm. Ee, bu hikaye anlatırım çok hoşuma gidiyor çünkü. Kuzenime söylediğimde hatırlamakta güçlük çekiyor ama bana çizgili resim defterine profilden bir kız resmi çizmişti. 6 yaşında olduğumu hatırlıyorum. Ee, o gittikten sonra günlerce aynısını yapmaya çalıştım ve ondan sonra hayatım boyunca resim yaptım. Ee, ben küçük bir yerde doğdum polattı orada 18 yaşına kadar e, akademiye kadar kaldım ve e, resim yapmak roman okumak sanatla böyle beslenen bir hayal gücüm vardı Hayal dünyam vardı ve resim bunun en önemli parçasıydı ve kendimi geleceği bununla hazırladım yani resim yapmak Aslında e, kendi varlığımı sanat üzerinden kurmak bir çeşit Özgür olmanın yoluydu benim için. Ve çok kararlıydım. Küçük bir yerde yaşıyor olmama rağmen malzemelerim ve kitaplarım vardı. Ve akademiye girdim. Ee, akademide benim zamanımda oldukça tutkulu insanların olduğu ama aynı zamanda da çok sert tartışmaların olduğu bir dönemdi. Ee, ve e, sanatı olan bağlılığım e, orada hakikaten çok güçlendi. Hayatta çok... Ee, i̇ç içe olmadan kurulan hayallerle gittim akademiye ama e, orada çok tabii e, çok yıllar önce olmasına rağmen oldukça disiplin bir eğitim vardı. Ve pek çok hoca Avrupa'da yetişip bursları alıp okuyup gelmişlerdi ve çok taze bilgilerini bizimle paylaşıyorlardı. Ve hayatımın en güzel yıllarıdır. Olağanüstü tutkuyla çalıştığım, ürettiğim, kendimi bulduğum bir alan. Yani sanat benim için her zaman bir çeşit varlığımı kurduğum bir imkan oldu. Hmm. Fakat sorun belki de şuydu mezun olduktan sonra bütün bunlarla hayatın içinde ne yapacağım konusunda ciddi bir <laughs> travma yaşadığım söylenebilir. Ee, siz İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine resim bölümünü bitirdiniz değil mi? Evet. Sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde doktora yaptınız. Evet. Ee, anne babanızın etkisi nasıl? Bu durumda, onlar sanatçı mı? İlgileri nedir? Size destekleri nasıl? Ee, Cumhuriyet Döneminin tipik bir kültürünü şekillendirdiği bir aileydi. Ee, Polat'tı küçük bir yer, fakat annemin bir sürü merakı ve marifeti vardı ve bizim her yaz bir şeyler yapmamız, üretmemiz gerekiyordu kuzenlerimle beraber. Ee, biraz dikiş biraz sürekli zaten bir şeyler okunuyordu güzel bir kitaplık vardı annem ve babam resim yapma merakım ve ilgimi beslediler yani hakikaten malzeme vardı şaşırtıcı bir şey Türkiye'de olabildiği kadar Ankara'da olabildiği kadar e, Resamlar hakkında kitaplar, bir küçük serim vardı, e, Utrillo, dafi bu bunlar evimde vardı ve e, sürekli de yağlı boya resim çalışırdım, malzemelerim vardı. Bu desteklenirdi. Fakat sanatçı olarak hayata nasıl hazırlanacağım konusunda tabii çok köklü bilgileri yoktu ama hiçbir engel gördüğümü söyleyemem. Peki okullu olmak, sanatçı olmak için çok önemli bir e, durum mudur? Okul şart mıdır? İlle de güzel sanatlar okumak gerekmeyebilir. E, pek çok iyi sanatçı başka alanlarda yetişti. Mimarlar var, edebiyatçılar var. E, fakat entelektüel altyapının tutkular kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla belki... E, matematik bir e, matematik e, at yapısı bile bazen çok, bir sanatçı için çok önemli olabilir. Hı hı. Siz e, şimdi mesela Venedik Bienalinde kendi alanınız olmayan ya da belki biliyorsunuzdur ama e, ucundan dokunabileceğiniz pek çok alanda işbirlikleri yaptınız. Mesela mimari alanda, tasarım, ses değil mi? Bazen de işbirliklerinin nasıl olacağını bilmek gerekiyor sanırım sanatta, iş ortaya evet, koyarken. Ben çok katmanlı işler yapıyorum. Vendik BNR'indeki de şimdiye kadar yaptığım en büyük işlerden biri. E, video işlerimde daha önce Liverpool BNR'i ya da Kuanju BNR'ine... E, ...katıldığımda orada sergilediğim işlerde bu video teknolojisi içinde... ...video anlatımı içinde sınırlıydı. Ve onda da e, post prodüksiyon için e, bir takım gençlerle çalışıyorum... ...uzmanlarla çalışıyordum ve yine sesle ilgili bir meselem vardı. E, resim e, kökeninden gelmeme rağmen e, desenle bütün bu fikirleri oluşturuyor olmama rağmen... ...yani çizerek düşünüyor olmama rağmen... Pek çok başka alana açılabilen bir e, yapısı oldu benim yaptığım şey. Öyle bir pratik oldu. E, ta çalışıyorum mimarlarla, tasarımcılarla fakat aklımda ne yapmak istediğim var. Yani çiziyorum Hı -hı. bunları. Fakat bir mimarın benden daha tecrübeli bir şekilde bunun fiziksel olarak... Ayağa kaldırılması konusunda tabii ki çok daha fazla bilgisi var. İşbirliği orada başlıyor. Ama e, ses konusuna gelince de her zaman yan yana çalışıyoruz. Yani hayatımda hiçbir şeyi ısmarlamadım, sipariş etmedim. Ya yani işi bitirip başka birine de bunun sesini yap ya da işte bunun post prodüksiyonunu yap demedim. Bütün bu aşamalarda iç içeyiz. Sesten bazen... Müzikten çok iyi anlamamak avantaj da olabilir. Evet. Çünkü bir takım trendlerden uzak kalmamı sağlayabilir. Yani temel bir mesele var ortada ve e, onun onu besleyecek, onu derinleştirecek, onu daha katmanlı yapabilecek diğer disiplinlerin katkısı her zaman olmalı. Peki şimdi siz akademisyen de olduğunuz için, öğretim üyesi de olduğunuz için sizin eserlerinizi ...ve yapış şeklinizi, daha sonra da anlatma şeklinizi tamamen çok güzel bölümlere ayırdığınızı ve ifade ettiğinizi düşünüyorum. Mesela sizin her seferinde yazdığınız bir metni okuyarak ya da anlatımınızı dinleyerek bir esere bakarsam... ...çok daha fazla şey anlıyorum ve çok daha farklı yerlere gidiyorum. Yani o beni daha zenginleştiriyor. Ee, peki genel anlamda bir çağdaş sanat izleyicisi... Ee, çok mu okumalıdır? Nasıl yaklaşmalıdır? Bir eseri İnce Eviner eserinden başlayabiliriz buna ya da başka eserlere nasıl bakalım da daha güzel anlayalım? O bizi geliştirsin, zihnimizi açsın. Ee, aslında sanat e, dünyaya farklı bir şekilde bakmamızı ve algılamamızı sağlıyor. Sanatçıları e, tutkularıyla, meraklarıyla. Kurdukları diller dille bizi içlerine aldıkları zaman hakikaten o dünyayı paylaşabiliyoruz. Bir takım alt metinlerin olması son derece doğal. Çünkü sanat karmaşık bir şey. Ee, oldukça da sofistike olabilir. Bunun nedeni de e, söylenmemiş bir söz ya da daha önce söylenmiş ama çok bunu farklı bir şekilde dünyaya yerleştirmek isteyen sanatçılar bir kendilerine özgü bir estetik yaratmak istiyorlar ve bu izleyicinin alışkanlıklarını ters düşebilir. Düşmelidir de. Davranış biçimlerini, düşünme biçimlerini. Çağdaş sanat bizi kolay düşünmekten kurtarıyor, kolaycılıktan kurtarıyor aslında. Olayın ne hmm. kadar çok katmanlı olduğu. Dolayısıyla entelektüel bilgi önemli. Yani bu da e, edinmesi çok zor bir şey değil. Okumak gerekiyor. Görsel sanatlar sadece görsel değil. Görünmeyenden de bahsediyor. Dolayısıyla e, dünyayı nasıl algılıyoruz? E, sanat tarihi nedir? Sanat tarihi içindeki yerimiz nedir? Sanat tarihiyle nasıl bir derdimiz var? Ve en önemlisi içinde yaşadığımız toplumla nasıl bir derdimiz var? Bütün bunlar farklı bir estetik dille. Anlatmaya çalışıyor sanatçılar. Ee, i̇zleyicinin bunun içine girebilmesi ve ilişki kurabilmesi için her şeyden önce ön yargılarından kurtulması gerekiyor. İkincisi gönlünü ruhunu açması gerekiyor. Üçüncüsü zihnini açması gerekiyor ve takip etmek gerekiyor bütün bunları. Ee, çok ağır bir eğitimden geçmek gerekmiyor iyi bir izleyici olmak için. Birkaç sergiye gittiğiniz zaman zaten o sizin başlıyor zihninizi ve duyumlarınızı şekillendirmeyi. Bunun peşine düşmek lazım. Yani bu çok katmanlı ve incelikli bir iş. Ee, alışkanlıkların dışına çıkarmaya çalışıyor bizi. Farklı düşünmeye yöneltiyor. Dolayısıyla bunun için ister istemez her konuda olduğu gibi bir emek gerekiyor, çaba gerekiyor. Hı -hı. Peki ortak dertler biraz daha birleştirici olabilir mi? Sanatçının derdiyle e, izleyenin derdinin aynı olması. Tabii ki aynı toplumda yaşıyoruz. Aynı dertleri paylaşıyoruz. Benim buna kişisel olarak e, kalbimle, ruhumla, bütün hayal dünyamla katkım görünür kılmaksa... ...bunu paylaşmakta e, izleyici her zaman özgür oluyor... Ee, dolayısıyla içinde yaşadığımız toplum, bir yandan sanatçı için bu etkileşim çok önemli. Öte yandan pek çok da tuzak var aslında. Ee, çok kolaycılığa düşülüp e, sosyal medyadaki kısa mesajlar ve imgeler bombardımanı içinde boğulup gitmek var. Hmm. Ya da bütün bunların ötesinde farklı bir yol seçip ki sanal iyi sanatçılar daima bunu yapıyorlar. Bütün bunları nasıl algılıyoruz ve tarihle geçmişle ve gelecek ufkuyla bu estetik dille, görsel dille bütün bunlar nasıl çarpıcı ve derinlikli bir hale geliyor diye bakabiliriz. Mesela sizin eserlerinizde hep böyle bir kadın e, Türkiye'de kadın olarak düştüğümüz durum, o arzular e, onların bizi getirdiği yerler, çelişkiler ve mücadeleler hep ben hissederim. Yani bilmiyorum hani. Şey, evet doğru. E, onun dışında e, kendine özgü bir dil yaratmak herhalde bir sanatçı için en önemli şeylerden biri olabilir değil mi? Evet bir sanatçı için samimi olmak, hmm. onun ...hakikiliğinin bir garantisidir aslında. Hakiki olmak ve samimi olmak nedir? Hakikaten benim içinde yaşadığım toplum beni şekillendiren ve ne kadar baskı unsurları... ...ve bütün o kadın olmakla ilgili pisişik yapı ve arzuyla ilgili pek çok meselemiz oldu çok açık... Ee, bir sanatçı kendi kaynaklarını da kullanır tabii. İştenliğiyle, samimiyetiyle yaptığı işin kendisi olması gerekir. Yani özgün bir iş için bu gerekir. Dolayısıyla benim hafızam da önemli. Benim yaşadıklarım da ister istemez beliriyor. Fakat benim yaşadıklarım sadece bana özgü şeyler değil. Benim yaşamadıklarım da ayrıca benim derdim olabilir. Yani bu ülkede kadınlar özgür değilse ve her gün kadın cinayetleri işleniyorsa ben kadın olarak özgür olduğumu söyleyemem. Çok neden sabır. özgür evet. olduğumuzu olmadığımızı ya da neden sürekli e, yalnız bize özgü bir şey değil bu geleneksel toplumlarda çok yaygın. Neden sürekli nasıl davranacağımız ve nasıl giyineceğimiz konusunda? Her türlü sosyolojik, dini, toplumsal e, sürekli bizi şekillendirmeye çalışıyor acaba. Bu dinamikler nedir ve neden tükenmiyor? Neden kadının çekiciliğinden ya da kadının varlığından ya da görünüşünden bu kadar rahatsızlık duyuluyor? Onu merak ediyorum. <laughs> Küçük bir şey anlatacağım. Hasköy'e yeni taşındığımız zaman e, şaşırtıcı bir şey. Yeni bir yer açılmıştı. Evet. İçeride e, kahvaltı yapılıyordu. Poğaça gibi şeyler satılıyordu. İçeri girmek istedim. E, kapıdaki adam da bana evet yani kadınlar kısmı aşağıda oraya gelebilirsiniz, inebilirsiniz dedi. Ben de dedim ki neden erkekler burada kadınlara kötü bir şeyler mi yapıyorlar? Neden erkekler <gülüyor> böyle <gülüyor> kadınları korumaya çalışıyorsunuz? Yapmayın bunu dedim. <laughs> Ve çok güldük beraber yani. Hep aklım öyle çalışmaya başladı orada Hasköy'e taşındıktan sonra. Bu çok ciddi bir mesele. İkincisi Türkiye'de bir isim yapmanın, yetenekli doğmanın ötesinde çok tutkulu olmak gerekir ve bu hayatla hakikaten uymayan bir şey fark etmek gerekir. Bu çocuk yaşta fark edilen bir şey. Ben buna üstün yetenek diyorum. Hatta 100 kişiden 4 kişi üstün yetenekli doğuyormuş Türkiye'de ama biz onları görmüyoruz eğitimde de en büyük çıkmaz bu herhalde. Biz bunu yakalamayı bilmiyoruz. Güzel resim yapmakla başlayabilir ama bu kendine ait bir dünyayı keşfetmekle devam etmeli. Burada tutku, bağlanma ve süreklilik tabii ki çok önemli. Peki eğitimin rolü nedir? Türkiye'de eğitim nasıl sizce? Maalesef o e, üniversite aşamasında çok tatsız. Çünkü şöyle bir zorluk var. İyi sanatçı, iyi hoca olur diye bir şey yok. E, sanatı teorileştirmek mümkün değil. Dogmaları hale haline getiremezsiniz atölyelerde. Kendinizi örnekleyemezsiniz eski akademide olduğu hmm. gibi. Yani bizim zamanımızda hocaların atölyeleri, hocaların tarzları alırdı öğren. Artık hmm. dünyada da böyle bir şey kalmadı. E, çok kanallı beslenmeler ve zihnin farklı... ...alanlarını besleyecek. Entelektüel bilgi, sanat pratikleri... ...bütün bunlar bir arada olmalı. Böyle bir model yok ve... E, ...insanların... ...sanatçıların buna hevesi de yok. Kaldı ki eğitim sisteminin ne olduğunu... ...hani konuşmamıza gerek yok. E, o insanlar zaten... ...bu sistemin dışında bırakılıyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla ben... ...hep şunu özlerim. Keşke... E, ...akademiler dışında, üniversitenin... ...dışında farklı atölyeler olsa... ...ve bu çok özgürce... Ee, ...öğrenciler girip çıkabilse ve kendilerini besleyebilseler, kaynaklar açık olsa. Ama çok güzel, ben çözüm öneriniz ne diye soracaktım, siz zaten cümleyi öyle tamamladınız. Her zamanki gibi tabii, yani bir mekan olması gerekiyor bir kere, o mekan e, o nasıl bulunacak ve bu masraflar nasıl sağlanacak bu da... Bir fon meselesi tabii. Peki bu fona girmişken sponsorluk meselesini de konuşalım mı? Şimdi dışarıdan bakan insanlar her sektör için böyle derler. Yani kimse dışarıdan herhangi bir destek almasa sanki çok daha temiz saf işler çıkacakmış. Ne yazık ki öyle değil. Ama değil. Evet bu romantik bir düşünce herhalde. Hani Eski şey gibi geldi bana. Fularlı bereli pipolu <laughs> ressam tarzı <laughs> tabii, bazen tabii. onları görüyorum sokakta. Ee, öyle değil yani sponsor e, sanatçıya baskı yapıyorsa tabii iyi bir şey değil ama böylesini görmedim. E, sponsorluk şudur sanatçı işini özgürce e, hayal eder, kurgular ve e, sponsorluk firması da bunu realize edilmesini sağlar. Yani destekler. Maddi bir kısmı vardır tabii yaptığımız işin. Ee, ama aynı şekilde e, sanatçıların da yiyip içmesi, atölyelerin kiralarını ödemesi ve e, kendilerini besleyecek kitapları almaları gerekir. Yani onlar da havayla suyla beslenmiyorlar. Dolayısıyla e, paranın olması, desteğin olması sanatçıyı engellemez ya da üzerinde bir baskı oluşturmaz. Ama şunu da duyarım mesela sık sık genç sanatçı para olsa ben kim bilir neler yapardım. Hayır o da değil. O da değil çünkü... Ee, çok öğrenci geçtiği için elimden biliyorum ee, bir insanın genç bir insanın tutkusunu basit malzemelerle de okuyabilirsiniz hissedebilirsiniz hmm, çok güzel Yani bunu edinmek ve oraya gelmek için de e, ortaya bir şeyler koymak lazım hmm. orada pahalı malzemeler değil yani bir kağıt kalem bile bazen yetebiliyor birilerine Umut bağlamak için Peki bir sanatçı nasıl para kazanır? Yani genel anlamda bu nasıl olunur için soruyorum. Çünkü insanlar için e, geçinecek bir durum değilse o meslek e, hayal olmaktan çıkıyor. Bu programın nedenlerinden biri de insanlara bir yol açmak, e, bir fikir ya da ilham vermek. Bir taraftan da nasıl da geçinebileceklerini, hayatlarını devam ettirebileceklerini göstermek. E, sanatçı nasıl para kazanır? ben kendi e, hikayemi anlatayım e, her zaman hocalık yapmak durumunda hissettim kendimi gençken özel dersler verdim kurslar yaptım e, çünkü sanatta özgür olmak istiyordum Hı -hı. sanattan evet. para kazanmak gibi bir amacım yoktu e, tam tersi e, tamamen e, piyasanın var olanın dışında kendime özgürce inşa edebilmek için parayı başka bir yerden kazanmam gerektiğini düşündüm ve hocalık yapmak sanatçı kişiliğimi besleyen bir pratik oldu aslında. Birbirinden uzak şeyler değildi. Ben bunu hala gençlere tavsiye ediyorum. Yani bu olmalı. İnsan bir yeriyle ayağa yere basmalı ve bir misyon gibi eğitime katılmalı, katkıda bulunmalı. Daha sonraki yıllarda belki 90'lı ve 2000'li yılların başında yaptığım işler henüz çok iyi algılanamıyordu belki o zamanın trendlerinin ötesindeydi daha sonra yavaş yavaş büyük müzeler ve büyük koleksiyonerler almaya başladı fakat ben eğitimden hiç elime eteğini çekmedim ve o benim için küçük bir garanti çünkü sanat piyasasının Türkiye'de güvenilmez olduğunu hepimiz hissediyoruz <gülüyor> <gülüyor> E, o benim için hep bir garanti, e, aynı zamanda da girdiğim her türlü akademik ortamı da değiştirmem için bana bir güven verdi. Yani sanat sanat alanında e, para kazanmak için hiçbir zaman zaten sanat yapılmaz. Belki bu gerçeği kabul etmek gerekir baştan. E, ama e, yaptığınız sanat da para getirmeli. Yani kendi kıymetinizi, değerinizi de küçük görmemelisiniz. Şimdi sizin çok güzel bir siteniz var yani çok beğendim ee, çok güzel bir blog yapılmış sizin hakkınızda bayağı da bilgi edinilebiliyor metinleriniz var orada saymaya çalıştım birkaç sayfa boyunca bugüne kadar e, yaptığınız kişisel sergiler ve karma sergiler var grup sergileri e, ben 36 kişisel sergi saydım bu 40 da olabilir çünkü alt alta sıralandı için i̇şte böyle tekrar tekrar saymaya çalışıyorum 110 karma sergi gözüküyor pek çok BNL'e davet edilmişsiniz yurt dışında Önemli koleksiyonlarda ve müzelerde varsınız yurt dışında yurt içinde e, zaten e, belki pek çok e, dinleyicimiz oradan hatırlayacaklardır İstanbul Modern'de muhteşem bir serginiz vardı sergin. harikaydı e, mesela bütün bu bu noktaya gelebilmek Başka bir şey tabii ki. E, bu noktaya gelebilmenizde mesela sabır mıdır? Bir dönem beklemek midir? G galerinin rolü nedir? Galeriler çok önemli değil mi? Düzgün Doğru. insanlarla çalışmak. E, sizin gördüğünüz. Ben şeyler işimi nedir? çok seviyorum, büyük bir keyifle yapıyorum. Bu da önemli. Heyecan bir verici bir şey çünkü Hı -hı. sürekli heyecan arıyorum belki. <laughs> yani. O e süreci de seviyorsunuz gibi. Evet anladım. evet. Yaptığımız Hazırlık konuşmada. yapmayı, hayaller kurmayı, küçük başlangıçlarla. Büyük işlere doğru gitmeyi, başka alanlara başka disiplinler bak bakmak, sürekli sanata bakmak bir kere çok sevdiğim bir şey. Ee, Türkiye ne yazık ki Türkiye'deki sanatçılar bunu bu çok geç kazandılar. Ee, çok parasız olduğum gençken bile ne yapıp edip o Venedik bir yerlerini görürdüm ki benim için hakikaten inanılmaz bir karşılaşmaya neden oldu. Amerikan pavyonunda Louis Bourgeois'ın sergisini gördüğüm zaman bir kadın hem nasıl bu kadar güçlü hem de nasıl bu kadar kırılgan olur ben hmm. de yaparım duygusuyla gelişti her şey. Bir de tabii Haldun Dostoğlu her zaman yanımdaydı galeri. Neredeyse 20 yıldır beraber çalışıyoruz. Nev, galeri, galeri Nev. İstanbul. E, ve e, Haldun Haldun evini hep hep omzumda hissettim. E, yani hep inanan biri vardı bana. Çünkü sergiler yıllarca açıldı kapandı kimse bir şey almadı e, dolayısıyla o güven e, bana hep çok iyi gelirdi. Yani sen çok iyi bir sanatçısın zamanı gelecek göreceksin. Duygusunu hep bana yaşatırdı, kendimi Hald hissederdi. Haldun Bey'in geçmişi nereden gelir? Kendisi de sanatçı ee, mıdır? Çok uzun... Mimar, evet hmm. mimar. Ankara evde başlıyorlar. Sonra İstanbul'a geliyor ve devam ediyor. Haldun da o yılları e, gerçekten çok zor geçirdi. Hiçbir şey satınmaz ve galerinin ayakta kalması çok zordu. E, ıs ısrarlıydı ve inançlıydı, tutkuluydu. Yani tutkularım ve ne olursa olsun bu işi yapmalıyım. O heyecanı hep canlı tutmalıyım. Çünkü bu dünyada bu sorunların bir, ...bir yer var eksik... ...onu ben tamamlamalıyım... Hı. ...duygusunu hissettim... Belki ...bazı bu... insanlarda var o his evet... <laughs> ...yazarda da olabiliyor... ...e evet, var ve ben bunu görüyorum... Hı. ...ve bunu şekillendirmem lazım... ...duygusunu çok küçüktüğümden beri hissediyorum aslında... ...demek ki var olan dünyayla gitmeyen bir şey vardı... Hı. ...bir eksik görüldü orada... ...tamamlanmamış <laughs> bir şey görüldü... ...bu tutku, heyecan ve sevgi çok önemli... Hı. ...başkalarının sanatına bakmak... ...saygı duymak, sanatçılarla bir arada olmak inanılmaz iyi gelir bana. Çünkü her birinin farklı bir iyi sanatçılardan bahsediyorum. Farklı bir dünya görüşü var. Bunu paylaşmak. Ee, ve e, belli güvencelere ihtiyacımız var. Çok belli o. işte belli bir, bir kiranızı ödeyecek bir paranın her zaman en azından olabilmesi önemli. Bunu da dediğim gibi en en mantıklısı eğitimle iç içe olmak. Dolayısıyla ben yıllarca kesintisiz bir şekilde üretebildim. Daha az sergi yaptığım bir dönem var tabii, 2000'li yıllar. Ee, henüz saha kurulmamıştı, henüz prodüksiyon ödenmiyordu ama Fransa'dan geliyordu. E, prodüksiyon için e, destekler ve biennallerden geliyordu. Yeni video işleri yapabiliyordum. 2000'li yıllarda fakat videonun hiç yeri yoktu sanat ortamında Türkiye'de. Evet onu diyeceğim. Çok <laughs> ilerici bir şey benim için. Evet. Yani şu sene bile ben çok... Yani yoktu. Video zor da bir şey evet. yani. Sergilemesi zor, anlaşılması zor, insanların koleksiyonlarına katması büyük bir ilericilik gerektiriyor. Tabii sanki. 2008'de haremin sergilenmesiyle beraber Türkiye'deki hmm, koleksiyoner bir şey. birdenbire gözlerini açtılar ve koleksiyona dahil edilebilir... Ee, ...bir yapıt bu. Ee, çünkü herkes çok alışıktı duvara asılan tuval formatına. Hatta ondan birkaç yıl öncesine kadar da tombak biriktiriliyordu belki. Dolayısıyla koleksiyonerin de kendini eğitmesine... ...bence katkıda bulunduğunu düşünüyorum benim harem videosunun. <laughs> Ve çok yurt dışından... E, ...residence programlarına katıldım. Davet aldım. O nedir? Onlar ne bence... yapılır o programlarda? O ilk mesela... 2000'de gitmiştim. Rockefeller'la beraber bir sergi yapmıştık. Venedik'te yan sergilerden biriydi 2000'den önce. Küratörlerinden biri Beral Madre'ydi. Diğerleri yabancı ülkelerdendi. Orada Rockefeller'ın teklifiyle Bellagio'da başvurmamı istedi ve kabul edildim. E, ...Komo Gölü'nün kenarında akademisyenler ve sanatçılar davet ediliyor. Orada hem yepyeni insanlarla tanışıyorsunuz, fikir alışverişini bulunuyorsunuz... ...hem de atölyede istediğiniz gibi özgürce üretiyorsunuz. Ve tabii belli bir para veriliyor, malzemeler veriliyor. Bunu ben çok sık yaptım yurt dışında. Nasıl dışından. bir şans? Siz mi başvuruyorsunuz? Hayır, Ondan hiçbir davet zaman ediyorum? ben başvurmadım. Hı -hı. Hatta Türkiye'de pek işlerim çok çok anlamlı değildi galiba ve çok satış olmuyordu e, Fransa'dan kültür Fransa'dan işte Sam Art'tan bir sürü yerden Amerika'ya gittim e, burada harcadığım zaman hem kendimi daha iyi görmemi sağladı çünkü yalnız kalmak da önemli burada hmm. yalnızlıktan korkmaz zaten sanatçılar hmm. bence e, hem yalnız kalabildim kendimle hesaplaşmak için hem de yepyeni bir ee, yepyeni arkadaşlar edindim, başka atölyeler gördüm. O bana çok şey kattı sana. bana cesaret verdi aslında. Kolay da değil bir insanın benim kuşağımdan birinin 80 yıllarda, 90 yıllarda devam etmesi işine. Ee, bu konuda mesela hep sık sık sözünü ettiğim bir şey vardır. Ee, çok yetenekli e, hoca öğrencilerin olduğu bir dönemde yetiştim ve onlardan hiç kimse kalmadı. Çoğunu bir çoğunu kaybettim. Ve e, gerçekten bütün onların neden benim gibi devam edemedikleri... ...neden dayanıklı olmadıkları hep kafamı meşgul eder. Ve onlardan bir sürü anı taşırım kafamda. Çünkü öyle bir enerji vardı ki o sırada akademide. En az benim kadar iyi olabilecek 5-6 kadın vardı. Ve hiçbirine görmediğimiz gibi hayat... E, ...fena halde üstünden geçti... ...bütün onların... ...kayboldular, kaybettiler... ...yani bunu da... Bunu, ...bundan bahsetmek istiyorum çünkü... ...devam edebilmek için de çok dayanıklı... ...olmak gerekiyor gerçek. ...tabii ki o, o içsel bir enerji herhalde... ...bir taraftan da değil e mi? da de hayatla istemek. mücadele etmek lazım... ...çünkü kadınlardan beklenmez... ...iyi sanatçı olmaları... Hmm, ...öyle midir? Tabii ki beklemezler yani hmm. çünkü başka işler var... ...yapılacak... Çocuklar büyütülecek. Para kazanılacak. Sizin de çocuğunuz var. Evet ben de bir tek başıma bir çocuk büyüttüm. Ee, ve hep de yanımdaydı. Ee, hep de destekledi beni. Yani <laughs> Çok, güzel. Hiç unutmuyorum ortaokuldaydı. Lisedeydi ve ben Amerika'ya gitmiştim 6 ay. Ee, New York'a ve o şöyle bir mail yazmıştı bana... Anne rüzgarı arkana al ve yürü git. Ay canım ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Onun için hala böyle çok dikkatlidir. Ve indik bir yerine gittim ve ne kadar basında ne çıktıysa ve nasıl ne oluyor hepsini biriktirmiş. Heyecan içinde bekli. Hep yanımdaydı sanatçı değil. Fakat çok sağlam bir gözü vardır ve temeli vardır. Onu soracaktım. Kaç yaşında şimdi? 36. Oo, Maşallah güzel. <laughs> Sizin medyadaki gözünüz aynı zamanda takip ediyor evet, her şeyi. Evet hep çok destektir. Şahane, şahane, şahane. Hep iyi hissederim ama tabii ki küçükken çok zordu yani. Hayat zordu dediğim gibi akademiden bu kadar yetenekli bir dönemden... Bir kişi kaldıysa bunu belki bununla ilgili ya yani hep içimde kalmış bir şey vardır. Bununla ilgili konuşup yazmam gerekiyor bir yerde. Disiplinli ve biraz entelektüel birikimi olan bir insan olmanın şart olduğunu anlıyorum. Belki biraz değil ama evet. sizin sitenize bile baktığımda çok yazıncı olduğunuzu görüyorum. Çok okuduğunuzu düşünüyorum. Hatta bu Venedik Venedik'teki e, yaptığınız işe e, Orhan Pamuk da bir metinle destek oldu. E, sizin bu metinciliğiniz nereden geliyor? Şart mıdır? Ben resimle beraber aslında edebiyat okumaya başladım gençken. Hı -hı. E, okumak beni çok besleyen bir şey. Hayattan doğrudan doğruya böyle bir esin kaynağı gelmesi çok zor. Evet bizim tecrübelerimiz önemlidir ama e, ee, edebiyat ve şiir zihnimi açıyor. Yani başka ufuklar açıyor önümde. Aynı zamanda da felsefe, sosyoloji okumayı seviyorum. Yani dünyada ne olup bittiğine bakıyorum. Fakat her zaman kendi e, içsel dinamiklerimi de çok taze ve samimi tuttum. Bunlar onu öldürmedi. Yani ikisi birbiriyle çelişen şeyler değil. Bir yanda duyumlar var, estetik var, bir yanda entelektüel bilgi var. Bütün bunları çok iyi organize etmeyi gençliğimden beri e, önemsiyorum. Çünkü disiplin olmazsa, yani ben kendi duygularımı bırakırsam, bugün canım istemiyor, atölyede çalışmak istemiyorum deyip, Sonra da üç sene, beş sene ara veren arkadaşlarımı biliyorum. Dolayısıyla o disiplin çok önemlidir. Yani zihnimi böyle eğitmek... Yani bütün sanatçılar böyle aslında, hı hı. iyi sanatçılar. Disiplin, evet yani gününü nasıl kullanacaksın? Kaldı ki ben bir anne olarak vaktimi nasıl kullanmam gerektiği konusunda da çok çok hassastım. Öyle olmak zorundaydım. O zaman aralıkları... Çocuktan, bakımdan ve ev işlerinden kalan zaman aralıkları çok kıymetliydi. Hı hı. Dolayısıyla kendi zamanımı iyi organize etmeyi hayat öğretti diyebilirim. Ama işte o disiplini olmasa diyorsunuz ya bazı sergilerde hiçbir şey satılmamış olabilir. Bir dahaki sergiye bakmak gerekiyor yani, yani o çok zor oldu. bir durum. Yani işte dediğim gibi ama. yaptığım işe güvendim bir yandan, Yaptığım iş çünkü ee, ...yapmasam ölürmüş gibi hissettim. <laughs> Peki Orhan Pamuk'un... ...bu sergi için metin yazması nasıl oldu? Orhan Pamuk... ...arkadaşım, yakın arkadaşım... ...onun resmi olan... E, ...bağlılığı... Belli, ...ve ilgisi, evet. heyecanı... ...benim atölyemde devam ediyor... ...bir süredir, Öyle bir seneye aşkın. Ha. Ve orada... ...desen çizmek üzerinden geliştirdiğimiz... ...çok hoş bir dostluk oldu. Eee ve e, bütün bu videolar yapılırken bu çılgın kargaşa içinde hep atölyedeydi bir şekilde. Ve kendisi yazmak istedi. Fakat Orhan Pamuk olarak yazdı. O katıyan bir katolik yazısı değil. Zaten hiçbir zaman öyle bir şey düşünmezdim. E, benim yarattığım hayali kahramanların ağzından konuştu. O yüzden de benim için çok kıymetli. Yani tam bir Orhan Pamuk katkısı oldu o. Evet, şahane bir yeni metin üretti evet, evet. ve ben e, projeksiyonu kurdum önünden o videolar geçerken kendisi A4 kağıdına bir kalemle cebinden çıkardı bir kalemle yazdı bütün bunları. Hep öyle yapıyor zaten değil mi öyle şey kullanmak. Hem onlara baktı hmm. hem onları konuşturdu. Peki sizce e, Türkiye'deki sanat nasıl bir düzeyde Türkiye'deki sanat okuyuculuğu nasıl sanat yazarlığı nasıl sizce ne seviyedeyiz ee, ne yazık ki hep tek ayaklı gidiyor bu iş potansiyel olarak bir sürü iyi sanatçı var ve e, saysak onu geçmez belki dünyada yerini bulmuş olan Türk sanatçısı var. Fakat gerekli destekler ve bu sürekliliği sağlamak için sanatçının kendini daha özgürce üretimine adaması için koşullar yok. yok. E, zaten devletten hiçbir zaman e, cumhuriyet dönemi hariç böyle bir destek gelmedi. Destek gelmediği gibi oraya da bulaşmamaya çalışıyoruz. Çok dikkat ediyoruz. E, <laughs> ve e, bu kadar politikanın içinde günlük hayatın Hannah Arendt'te olduğu gibi... Ee, ...iç içe yaşadığımız ve hayatın bu kadar politize olduğu bir ülkede... ...tabii ki sanat üretiminin, sanatsal ifadenin çok güçlü ve çok yaygın olması beklenir. Ama Türkiye'nin nüfusuyla orantılandığında çok az sanat ve çok az sanatçı var açıkçası. Peki biz sanat yaparak ya da sanata bakarak nasıl bugünlerle başa çıkacağız? Eee... Bir günlük hayatta bizi sürekli alert tutan, dikkatimizi ayakta tutan sürekli çok hızlı bir haber akışı var. Hı. Zaten Türkiye'nin politik durumu bizim yakamızı bırakmıyor. Bir an bile rahatlamamıza imkan vermiyor. Fakat öte yanda sanat bütün bunların oluş nedenleri, akışı başka bir bilinç geliştiriyor. Bir estetik duyum geliştiriyor. Hı hı. Dolayısıyla e, sanat aynı zamanda bir kültür yaratır. Hepimizin bildiği gibi şu anda iktidar partisinin ve ideolojisinin hiçbir şekilde kültür yaratamadığı göz önüne alınırsa sanatın bilhassa bu dönemde çok desteklenmesi ve çok bakılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ee, bir, bir adım daha ileri atıp kendini gösterip bir o kültür yaratma işinde bir rol alması gerekiyor. Evet, yani. İzleyicinin de evet izleyicinin de Fuarlardaki o çok hızlı sanat tüketimin dışında gözünü bakışını başka bir yere çevirmesi gerekiyor. Hmm. Evet. E, o çünkü çok hızlı bir tüketim gözü yanlış bir izleyici yaratabilir. E, İstanbul Bienalinde her zaman çok ilginç çok eleştirel sanatçılar görüyoruz ve e, bence o orada bir vakit harcamak gerekir. Bir de ücretsiz olduğunu düşünürseniz defalarca gidip anlamak gerekir. Metinleri okumak, katalogla, rehberle davranmak. Hele ücretsiz rehberler veriliyor. İstanbul Biyeneli dünyanın en iyi biyenerlerinden biri. Hmm, çok çok biyener görmüş biri olarak öyle diyorsunuz. Diyebilir. Evet evet hmm. diyebilirim. Ve burada çok büyük fedakarlıklarla yapılıyor her şey. Sanat yazarlığı en sık ki sanat yazarlığı e, yıpratılmış bir konu. Gör, baktığınız zaman ya kişisel e, nefret ve hasetle karalama yazıları vardır ya da çok övücü yazılar vardır. Hiçbir zaman çok katmanlı bütün bu daha e, tanımlayıcı sanatçıyı nereye koyacağını bilen e, entelektüel yapısı sağlam... Yazarlar bulmakta güçlük çekiyoruz. Belki onlar da bu ortam içinde hayatlarını bu şekilde sürdürme imkanı bulamadıkları için olabilir. Ama ben hep sanat yazarı konusunda derdim olduğu için hep kendim yazmaya alıştım. Hmm, yani evet, sizin. Ve e, çok zordu başlangıçta. Çünkü bir dili başka bir dili tercüme etmek istemiyorum. Ama ben edebiyatçı kadar konuştuğumuz ya yazı dilini bilemem. Fakat sonra kendi yazı dilimi keşfetmem gerektiğini, bulmam gerektiğini... ...kendi sesini bu işlerin anlatmak değil, o işleri çevirmek değil... ...onun paralelinde bir şeyler yazmam gerektiğini düşündüm ve yaza yaza öğrendim. Peki Venedik bir gelirsek. Şimdi biz... E orayı gören insanlar olarak bir yerlerden paylaşıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz gazeteciler olarak söylüyorum. İnsanlar için çok uzak oluyor bir Venedik, iki sanat, üç pavyon kelimesi çok anlaşılmıyor ama gidince gerçekten gurur duydum. Ben mesela bu senede, önceki senede orada o olmakla bile bir bir gurur bir oluyor. İkincisi eseri beğenirsen, temsilini çok seversen o ikinci bir gurur kaynağı oluyor. Bu sene onun için ben çok mutlu oldum. Siz biraz bize Venedik'in önemini anlatsanıza. Venedik Biennale aslında dünya sahnesi. Ee, ...eski bir alet, e, ülke pavyonları var ama bunu hiçbir zaman bir milliyet, milliyetçilik temsili olarak algılamamak lazım. Onu çoktan sanatçılar açtı zaten, o bir nostalji. Ee, ama e, o binaların, mekanların içinde ülkelerin iki senede bir buna hazırlık yapması... ...dünyada bir yer alma tutkusu, heyecanı bence çok güzel bir şey... Türkiye'nin de oldukça büyük bir yeri var. Ve e, iki senede bir e, orada daha önce sergi yapan, Biennial Sırası sergi yapan arkadaşlarım da çok değerli katkılarda bulundular. E, bütün bu sahnede bizim de yerimiz var. Bizim yerimiz sadece e, bizim sözümüz de var üstelik. Ve yapılan her iş Türkiye'deki politikayı yansıtan, o farklılığı ortaya koyan, farklı bir estetik dil Ortaya koymak çok önemliydi açıkçası benim için. E, bu e, tüm dünya için önemli. Dört gün bütün dünya sanat profesyonelleri oraya akıyor. Tartışılıyor. Başka yerler görüyorsunuz. Başka pavyonlar görüyorsunuz. Bunun öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hazırlık yapmak, burada yer almak ve bütün bunların e, İKSV'nin büyük bir fedakarlıkla hem sanatçının hem galerinin el birliğiyle böyle bir şey ortaya çıkarması müthiş bir tecrübe ayrıca. Tabii bir de bakan insan içinde o kültürü ve dertlerini Anlamak için de bir yol. Yani ben e, bakınca işte e, bir Koreli sanatçının bir Japon'un eserini görünce onun nelere kafa yorduğunu anlıyorum. Bize nasıl baktığını anlıyorum. Geçen sene mimarlık bir yerin elinde mesela e, gezinin bir temsili vardı Japonya pavyonunda Demek ki bize evet. de bakmışlar dedim. E, böyle böyle şeyler oluyor. Yani Halil Altın Deren'in de işleri vardı mesela. Evet, çok güzel bir işi vardı. İki ah, işi vardı. İki işi vardı ben gurur duydum bir izleyici olarak. Yani orada mesela işte belki başka yayınlarda da söylemişimdir ama burada tabii ki eleştiriyoruz. Her türlü diyebileceğimizi demek istiyoruz ama yurt dışına gidince de benim de ülkem var. Orada da sanatçılar ve üretenler var ve böyle güzel işler yapabiliyorlar. Bu kadar yetenekli insanlar var. Anlatmak istiyor insan. Tabii ki buna aracı olması açısından da çok seviyorum. Şimdi baştan toparlarsak bir de şu soruyu sorayım unutmadan e, ee, koleksiyon yapmak isteyenlere önerileriniz var mı? Çünkü şu anda da pek çok insan sanatın değerini anlıyor. Bir şeyler toplamak ve iyi sanatı toplamak istiyorlar. Herkesin o gözü yok. Belirli yardımcı insanlardan yararlanıyorlar. Nasıl baksınlar insanlar? E, ee, koleksiyoner koleksiyon yapmaya hazırlananlar tabii belli bir maddi gücü olan insanlar. ve evet. Dolayısıyla kendilerini entelektüel olarak daha geliştirecek ...bir takım yardımlar alabilirler. Aynı zamanda da bu bir kültür işi. Bunu da kabul etmek gerekir. Ee, bazı insanlar o gözle doğuyorlar. Sanatçı olsunlar ya da olmasın. Onlar çok kıymetli. Ve ortalıktaki trendlere aldanmayıp... E, ...başka arayışlara giren insanlar var. Ve özellikle bir, bir sanatçı, birkaç sanatçı... ...uzun süre izlemenin keyfi var... Ee, bir sürü kitap var, bir sürü gezilecek, e, görülecek e, biyenal var, saha var, bütün başka organizasyonlar var, bütün bunları toplayacak atölye ziyaretlerinde. Son yıllarda arttı bu. Bu bir eğitim işi ve kültür işi hı hı. doğrusu budur ve e, bunu arayıp bulmak o heyecan, e, basit şeylerle yetinmemek sanatçı izlemek, dünyayı izlemek, dünya sanatını bilmek bunlar çok önemli. E, son 10 yıldır yani önemli koleksiyonerlerimiz var. Ya kültür ve bilgi bazen e, kendine yarar sağlamak ya da birilerini ışıldatmak için değil de dövmek için kullanılıyor ya ülkemizde de. Yani. <laughs> evet. yani ben, ben biliyorum demek için onun için evet. kültür bazen e, insanların başkalarını aşağılama vesilesi de olabiliyor. Onun için de bence böyle e, çok da kategorize etmeden onun için sormak istiyorum. Yani insanlar nasıl başlasın? Ondan yani çok zengin olabilir ama her başlangıç bir başlangıçtır. Hiçbir kültürel birikimi olmayabilir. Hiçbir ilgisi olmayabilir. Mesela siz örnekler verdiniz. Biennalleri izleyelim. Sağ Derneği'nin çalışmaları var. İstanbul Modern'in koleksiyon eğitim programı var. Ee, sonra konuklar, atölye atölye gezileri, gezileri, konukları dinlemek, dünya müzelerinden geliyorlar, konuşuyorlar. saatte güzel programlar oluyor. Bütün bunları izlemek ayrıca çok keyifli, çok güzel tabii şey. De, i̇şte değil yani. Tabii tabii yorunu. <laughs> kimse yormaz. Olabilir. Evet. Yormaz bir hayat insanların hayatına bir zenginlik, bir bir derinlik katan şeyler bunlar. Ve bütün bu ıı, çabalar sonunda da hakikaten Başka gözler açılıyor, başka duygular açılıyor ve tabii içten olmak lazım. Trendler sorgulamak lazım her zaman. En önemlisi dünyayı bilmek lazım. Yani bu bir göz, hani sıra müzikte kulağı etmek gerekir? Hepimiz aynı şeyi duymuyoruz. Bunda da göze eğitmek diye bir şey var gerçekten. Evet. Duyguları, gözü, algıyı inceltmek, doyurmak... Daha sofistike hale getirmek, bu da çalışmayla olur. Tabii bizim artık medya olarak görevlerimizi tamamlayamıyoruz ya, özellikle sanat alanında da. Bu da büyük bir e, eksiklik tabii ki. Yani sanata verilen değer her gün biraz daha küçülüyor. E, ve o bakış da bazen bir sanatçı röportajı okumak bile, mesela ben Erda Aksel'in şeyini hatırlıyorum, e, bir eseri teyte kabul edilmişti ve çok beğendim. Yani. Çok beğendim. Sonrasında onun hakkında bir okuma yaparak ancak sanatını anlayabildim. Yani o okumayı yapmasaydım, o ilk TET'e alınmasıyla biz bir röportaj yapmasaydık... ...o röportajdan sonra o eserlere bakmasaydım belki hiç o durumu anlayamayacaktım. Ama şimdi çok hoşuma giden, çok beğendiğim bir sanatçı gibi gibi... ...medyada da bazen biraz daha şeyler öne çıkmalı. Bazı siteler var artık daha bağımsız. Evet, popüler Onlara kültür lazım. her zaman... E... Halk bunu anlıyor, bunu bunu seviyor, bunu sevmiyor gibi. Yukarıdan kararlar e, vermek evet. doğru olmayabilir. <laughs> e, kültür üretmek ve bunun bir parçası da aslında basın insanları yapmak durumundalar. Evet. Yani olan bir şeyi değer vermek. Yani e, bu ülkede çok yetenekli insanlar var ve dünya sahnesinde yerlerini aldılar ve buna gazetelerde Yer vermek çok önemli bir şey. Bunu çok sık rastlamıyoruz. Sanat sayfaları bayağı küçüldüler. Ya da böyle çok e, yüzeysel trendler ya da politikacıların desteklediği bir takım sanatçılara yer veriliyor. Ya da sosyete sayfalarında e, açılışlara yer veriliyor. Tabi burada sanatçının da e, gazetecinin de etik olarak davranışını kendi kendine sorgulaması gerekir. Eğer o gazetede... Kültür üretimine izin verilmiyorsa belki başka mecralar bulunmalı. Evet, şu anda biraz internet, sosyal medya her yerden bir hava deliği açmaya çalışıyor tabii ki evet, insanlar. Evet. Biraz da bu işte e, zengin olalım e, galeri açalım, zengin olalım tasarımcı olalım. Şimdi bir de, e, de çok öyle bir havalı durum bir var. şey galeri açmak bir zamanlar. Yani. E, birinin parası varsa ve vakti varsa ve bunu harcamaktan hoşlanıyorsa sanata harcaması bir çeşit sınıfsal bir gösteriş idi. Ee, ne yazık ki devam edemediler. <laughs> evet. Çünkü e, bayağı cefalı bir iş o. Hmm. E, vitrin değil sadece sanatçı desteklemek, o sergileri açmak iyi olanın arkasında olmak. E bütün bunlar hakikaten çok dayanıklı olmayı gerektir ve bayağı bir altyapı kültür gerektir. Ne yazık ki o galeriler önemli sanatçıları çekebildiler bir dönem. Fakat o sanatçılara yaptıkları işe hiçbir saygıları ve sorumlulukları yokmuş ki aniden ortadan kayboldular. Bir de bu taklit etme meselesini konuşabilir miyiz? Yani ben bir izleyici ve küçük alıcı olarak kırılıyorum. Yani baktığım bir eser kopya düşünceyle kuruluysa çünkü ne dedik? Her sanatçı dilini yaratmalı aslında yani belki problemler ortak söylenen şey belki hep söylenen şey ama biz o sanatçının diliyle Bakıyoruz o işe o dili hoşumuza gidiyor konuşma tarzı hoşumuza gidiyor ama o konuşma tarzını daha önce başkasının kullandığını fark edince de bir hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Küçük bütçelerimizde aldığımız eserler artık e, yani değer kaybediyorsa mutsuz olabiliriz değil mi? E, açıkçası kopya işleri ben fark edebiliyorum mesela basit bir e, değerlendirme yapabiliriz. Eğer çok tamamlanmış gözüküyorsa bir iş yani olmuş bitmiş gözüküyorsa bende bir şüphe uyandırıyor. Hmm. Ama genç sanatçıdan zaten beklenen şudur bizden farklı olsun bizim gibi olgun yaşlı sanatçılardan risk alsın. Kendini ortaya koysun, bir farklılık ortaya koysun. Bir yerlerinde küçük yanlışlar olsun, bir yerde gitmeyen, aksayan bir şeyler olsun. Bu kadar mükemmel ve tamamlanmış bir şey beni her zaman rahatsız eder. Hele genç bir insandan gördüğüm zaman bu kadar planlanmış. Bunlar var ama aslında her yerde olan şeyler bunlar. Bunu ıı, ayırt etmek için, ayırt edebilmek için yine aslında bir tecrübe gerekiyor bilmek ve... Belki işte sanat danışmanları var, evet, aracı galericiler, galeriliğe güvenmek lazım. Galerilerin kendilerini sürdürebilmeleri için de bu güvene ve desteğe ihtiyaçları var aslında. Evet, hepsi bir döngü, bir hepsi birbirine, birbirine bağlı evet. ve Türkiye'nin şu andaki toplumsal koşullarından da çok uzak değil. Ya harika bir konuksunuz. <laughs> çok teşekkür ediyorum inci, nasıl bitirelim programı? Nasıl bitirelim? Her zaman söylediğim gibi ve kendim de buna inanmak istiyorum. E, sanat dünyada en son kalan özgürlük alanı ve bunu korumak durumundayız. Evet, koruyalım. Çok teşekkür ediyorum İnce konuk olduğunuz için. E, bizi dinleyen pek çok sanat meraklısı insan, sanatçı olmak isteyen insan pek çok güzel not alacaktır bu programdan diye düşünüyorum. Ben sizi dinlerken bile buraya güzel notlar aldım. Çok sağ olun, çok, çok teşekkürler. teşekkürler.